Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 27 Kasım Cumartesi Adana programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 8 koşullu bir programımız olacak. Bir altınımız var. Ben 7'li piyasa ve 1. üçlük ayını oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki önde tuttuğumuz safkanlar var. Banko adaylarımız olacak. Rakiphanesinde önereceğim safkanlar da olacak. Evet, videomuza geçmeden önce bugün iyi bir sonuçta ayrıldık. Yani iyi derken şöyle söyleyeyim. Az para verdi ama yine kuponumuz tutmuş oldu sevgili dostlar. İzmir koşularında güzel bir tahmin yaparak kazandırmış olduk. Yani aslında dediğim gibi her videomda da yine dile getiriyorum. Ben önde tuttuğum safkanları, kazanmasını beklediğim safkanları her zaman ön planda vermeye çalışıyorum. Sürpriz olsun, favori olsun, banko adaylarımız olsun, yeri geliyor sevgili dostlar. Yani 2 at, 3 at, 3 at, 3 at geçmiş olsaydık çok çok cüzi bir paraya yakalamış olacaktık. Olsun, yine de yakaladı. Karşımız çıktı. Tebrik eden arkadaşlarımız oldu. İkiller alan arkadaşlarımız, çift alan arkadaşlarımız çok olmuş. Onları da tebrik edelim. İnşallah Adana programında daha güzel bir ikramiyeye ulaşmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, bir arkadaşımıza güzel bir yorum atmış. Abi sen banko dedikten sonra arkasına rakiplere olarak söylüyorsun, ikili olarak. Hep onlar geliyor. Yani ben banko veriyorum, işte rakiplerini de veriyorum ki bütçemize göre oynayalım. Eğer değerlendirmek isteyen arkadaşlar onları da değerlendirin. Urfa'da başımıza geldi. İki tane bankomuz vardı. Rakiplerini önerdik. Rakipleri geldi, kazandı sevgili dostlar. Yani orada da rakip ohanesinde yazan arkadaşlarımız da olmuş. Tutturmuşlar Urfa'yı da. Tebrik edelim. Evet, fazla uzatmadan, vaktinizi almadan hemen yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet, Adana'da 8 koşu bir programımız dedik. Evet, 1. koşu 7'li piyasa ve 1. üçlük ayınımızın başlangıç ayağı şartlı 4-1 mücadele 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Kası kısa bir yani 1200 kısa bir metrajlı bir koşu. Burada büyük ihtimalle 3 nolu safkanımız 5 kullar çekmiş ama yani doğal bir liderliği alabilir. Gökbakıran ona keza 1 nolu safkanımız yani süratli girecek burada koşu. Zaten 6 nolu safkanımız ilk defa piste çıkacak. Bir mendip yavrusu sürpriz yapabilir mi? Yapabilir de ama benim burada tuttuğum 2 safkan Gökbakıran ve 3 nolu safkanımız. Ben 7'li plasa oynayacak arkadaşlar için bu 2 safkan yeterli olur. İkisinden birini tercih edebiliriz sevgili dostlar banko olarak. Yani 2-3 de geçebiliriz. Biri birinci, biri ikinci de gelirse de ikimiz de 7 plasemize başlamış oluruz. Evet, ikinci koşumuz altılık aynımızın başlangıç ayı handikap 14-1 koşu. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, yine banko adaylarımız var sevgili dostlar. O da 5. ve son ayağı ben olarak nitelendireceğim banko adaylarımızı. Rakiphanesinde rakiplerimiz de var. Onları da sizlerle buluşturacağım. Sizin de tuttuğunuz safkanları mutlaka değerlendirin. Evet, 11 safkanımız mücadele verecek demiştik. 1400 metre kumda. Evet, burada ben birazcık kalabalık gireceğim. 1. ay, 2. ay, 3. ay, 4. ay sevgili dostlar. Tabii ki önde tuttuğum safkanlar da var. Onları da sizlerle buluşturacağım. İlk şans vereceğim atın 1 nolu Alan Koz olacak sevgili dostlar. Ben iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim olacak 1 nolu Alan Koz. Fesit Furkan Çetin'le start alacak. Etkili bir koşu bekliyorum. Yani grubun uygunluğunda kazanabilir sevgili dostlar. Yani sürpriz hanesinde çıkacağını düşünüyorum. Yani eğer gelirse 6-7 ganyanlık bir safkan Yaşarcık orijinde, orijin olarak da hoşuma gidiyor. Yani sürpriz şansına sahip diyorum. İkinci atım 3 nolu safkanımız Bersun Ateş'e ekürler olacak. 6 nolu safkanımızla beraber ekürü avantajını da elinde bulunduruyor. Bersun Ateş'e Ercan Çankaya'yla
sürpriz bir şansına sahip olan safkanımızı mutlaka değerlendirelim. Sonra 4 nolu safkan 1 matra diyeceğiz sevgili dostlar. 2 nolu safkan tatlı uçar ve 7 nolu safkan şafak şahane Mücahit Bayır'la etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlar sıralamam 1-3, 4-2 ve 7 nolu safkanlar önceliğim olacak altılgayımızın başlangıç ayında. Evet, üçüncü koşumuz bir maydan ve satış koşusu olacak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Beşlik aynımızın başlangıç ayı 9 Arap atımız mücadele verecek. Yarış hayatına 8 nolu Eylül Cemre Ali Kaçmaz'ı ilk defa start alacak. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Hep beraber izleyeceğiz. Evet, burada benim ilk şanslı safkanım Kara Hilal diyeceğim. Ben 9 nolu safkanımız yaptı. Son kum performansında sevgili dostlar Adana'da 1400'e bir beşincilik elde etti ama bu bizleri kesinlikle ve kesinlikle aldatmasın sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Mehmet Kıyak'la apranta arkadaşımıza ilk şanslı tercihim olacak 9 nolu Kara Hilal. İkinci atım 2 nolu Göynoğlu diyeceğiz. Müslüm Çelik'le o da ilk defa buluştu. İki yarış gördü. Bir çim, bir kum. Bir de beşinci çimle yarış hayatına çimle başladı. Sonra altıncı olarak ayrıldı pistten kumda. 25 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Ben iki nolu Göynoğlu'nda da Müslüm Çelik'le etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Sonradan 3 nolu safkanımız Parlak Ivo diyeceğiz. Ercan Çankaya'yla mutlaka değerlendirelim. Ve de 6 nolu Ateş Küpü Nizamettin Demir'le. Nizamettin de 6 kere start aldı. Bir türlü yani kendini hep böyle tabela içerisinde 5.lik 4.lik çıkarttı. Son koşusunda bir derecesiz olsa da ben etkili bir koşu etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 6 nolu Ateş Küpü'nde değerlendirin ve de kapalı kutu bir Hızlı Tay orijininden gelen 8 nolu Eylül Cemre'ye de bir şans vermek doğru olacaktır. Çalışmaları da ilgimi de çekti sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu gelebilir. Yani ilk yarışında bir birincilikle tanışabilir. 8'de göz ardı etmeyelim. Evet, dördüncü koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus yamak 2-1 koşu olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kumdaki mücadelesinin dörtlük ayımızın başlangıç ayı. Ben burada bir tane çok çok sürpriz bir isimle başlayacağım sevgili dostlar. O da kim? Yeni nolu Bey Happy diyeceğim. İsmail Demir'le yani yamak 2 oluşu da yarışı da güçlendiriyor. Ben 7 nolu safkanı Bey Happy'den enteresan bir koşu gelmesini bekliyorum. 34 günlük aradan sonra çalışmaları da uygun. Bu koşuya iyi hazırlanmış. 7 nolu Bey Happy benim ilk tercihim olacak. 6 nolu safkanımız Serkan Yıldız da start alacak. Mutlaka değerlendirelim. Sonra 3 nolu safkanımız Karma Felsefesi 2 Nizamettin Demir'le yaptığı 2 koşu yani kumda etkili bir performans sergiledi. İstanbul'da 1300'de sentetikte sonra Adana'ya gelip 1900'de şartlı 4'te iyi bir koşu çıkarttı. İkincilik de ayrıldı. Burada koşuyu kazanan bir safkanımız var. O da bir nolu safkanımızla da koşmuştu. Hemen onun arkasında bir ikincilik çıkartmıştı. Mutlaka değerlendirelim 2 nolu safkanımızı. Sonra 1 ve 4 nolu Pamela. Pardon arkadaşlar. İş yerinden geldik, yemin ediyorum gözümden uyku akıyor. Ama programı sizlerle buluşturmak istedim. Sabahları da birazcık geç kalkıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Yani sıralamam 7, 6, 3, 2, 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 3-1 mücadele 4 ve Kore Arapların 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayımızın başlangıç ayağı ve 7 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, burası da neredeyse kapamalık bir ay. Yani burada bakıldığı zaman tam böyle yani evet bu at kazanır diyecek bir safkan yok. Tamam, burada Manilya son koşusunda Diyarbakır'dan geliyor. 1800'ü iyi bir koşu çıkartıp geldi. Adana pistine geliyor. Diyarbakır, Elazığ'da boyuna yarış görüyor. Şanlıurfa'da da aynı şekilde. Manilya, ben 5 nolu Manilya benim ilk tercihim olacak burada. İkinci atım 7 nolu
Es Anadolu diyeceğim. Emrah Sincan'la uzun aradan sonra o da kuma çıkacak. Grubun kaliteli safkanı. 7 ili göz ardı etmeyeceğim ben. İkinci şanslı safkanım. Sonra Agah sevgili dostlar. Agah bakıldığı zaman yani biliyorsunuz önlerde kaçmaz seven ünlü prens bir nolu safkanımız da ona bakalım eşlik edecek. Gerçi bir kulvar çekmiş ünlü prens. Büyük ihtimalle kafayı bu alacak. Agah da arkasına yatabilir ama Agah'ı da mutlaka değerlendirelim. Sonra bir nolu ünlü prens diyeceğiz sevgili dostlar. Ve de son olarak da dört nolu Fahrettin Fahrenheit öyle okunuyor Fahrettin diye okuduk. Dört nolu Fahrenheit'i da Furkan Çetin'le ilave yapabiliriz sevgili dostlar. Sıralama 7 başta olmak üzere, pardon 5 başta olmak üzere 7, 1, 2 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşumuz bir mailing koşusu, satış koşusu. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, ben burada eküller var sevgili dostlar. Belki sürpriz hanesinde çıkabilir. Eğer gelirse 5-6 ganyanı mutlaka bulacaktır bu eküllerimizin. O da Mehmet Kıyak'la 51 kilo ile start oluyor. Yani 4 nolu safkanımız ve 2 nolu safkanımızla da ekür olarak start alıyor. Ben 6 nolu Kafkas'ın fırtınasından çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ben bank olarak değerlendireceğim. Kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Tabii ki rakip hanesinde teklerinizi başka yerde değerlendirin veya benim çok atla geçtiğim yerde azaltarak 2 at, 3 at geçerek buraya eliniz güçlü gelirse eğer burada 6'ya rakip hanesinde Hayde Atikkız 5 nolu safkanımız devreye girebilir. Burada yabana atılmayacak bir 8 nolu Nesli Nur var. Onu da değerlendirebilirsiniz rakip hanesinde. Ama ikili oynayacak arkadaşlar, ben ikili de deneyeceğim sevgili dostlar. Bütçeme göre yer vermeye çalışacağım bu iki safkanı da. 6 arkasına 5 ve 8 de bağlayıp bir ikili de deneyeceğim bu koşu için. Evet, 7. koşu altılı gayrımızı sonaya kısa vadede 9 Umut Bey koşusu 3 yaşlı Araplar 1500 metre kumla start alacak. 13 Arap atımız mücadele verecek. Yani burada da çok denk bir mücadele ama ben bir tane safkandan etkili bir koşu bekleyeceğim. Onu da kazanmasını bekliyorum. Son yaptığı iki koşusuna da bayıldım. Kısa vadede 6'da Handikap 15 1200'de ikinci. Sonra uzuna çıktı, kısa vadede 6'da bir mücadele verdi. 1500'de bu mesafede kazanmasını bildi. Yıldırım İzin'le de beraber koşmuşlardı sevgili dostlar. Ona da 8 boy gibi fark attı. Yıldırım İzin de yine aynı koşuyor 12 nolu safkanımız. Hatta 1-2 boyla geç çıkmıştı. Etkili bir koşu sergiledi o da. Pardon arkadaşlar, çok özür diliyorum. Ben yine alt topraktan Mert Gökalp Aslan'la şimdi buluştu. Çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Benim ikinci banko adayım olacak. Sonaya iki bankomuzu bıraktım sevgili dostlar. Tabii ki burada Goşa var 13 nolu safkanı Müslüm Çelik'le. Çok kaliteli bir safkan. Grubun kaliteli bir safkanı. Değerlendirebilirsiniz 13 nolu safkanımızı. Ve de burada Aklı Selimsin Ercan Çankaya'yla üst üste yaptığı koşulara birincilikleri sıraladı sevgili dostlar. Adana ve Şanlıurfa'da. Sonra İstanbul'da bir koşu gördü. Son koşusunu 1500'e kısa vadede altta. İyi bir grupla start almıştı. Güzel bir ikincilik çıkarttı. Etkili bir koşu çıkartmıştı Ahmet Çelik'le. Şimdi değişen tekrar Ercan Çankaya'ya teslim edilen bir safkanın Aklı Selimsin'i de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ben ikili için 2 banko adayım olacak. Arkasını 13'te 1'i de bağlayıp 1-2'li deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, Adana programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Gerçekten sürprize çok açık koşular bizleri bekliyor sevgili dostlar. Biliyorsunuz Adana'yı yeri geldiği zaman 17, 18, 20 ganyanlık atlar geliyor. Yani öyle bir program bizleri bekliyor. İnşallah yanılmayız. Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Sevgili dostlar, banko adaylarımız benim çok yerde geçtiğim. Evet abi, burada iki at yeterli deyip kısaltabilirsin sonaya.
eliniz kuvvetli geldiği zaman bütçemize göre değerlendirebilirsiniz. Şansınız yanınızda olsun sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet, videomun sonuna geldim de şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. İstanbul programı var. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Şöyle söyleyeceğim. Ben programa bir göz attım sevgili dostlar. Yani program o kadar zorlu bir program ki yani aynı videomda vermek isterim onu. Yalnız şöyle yorum olsun diye vermek istemedim. İstanbul'u belki de pas geçebilirim sevgili dostlar. Çünkü nedeni o kadar zorlu bir program var ki yani yorum vereyim de sizlere izlettireyim videomu diye kesinlikle böyle düşünmüyorum sevgili dostlar. Yani vermemek kaydıyla ben yorum yapmayacağım. Çünkü nedenini açıkladım. İlk defa start alacak şartlı koşular var. Zor bir program. Baktım hepsi birbirine denk güçte safkanlar. Yani enteresan koşular da çıkabilir. İşte para da vermeyebilir. Ama zor bir program sevgili dostlar. Çünkü çıkıp ben sizlere şu at, şu at, şu at dediğim zaman bana güvenen çok arkadaşlarımız oluyor. Yani paralarını çöpe atmak istemiyorum. O yüzden ben İstanbul programımı pas geçeceğim. Eğer tekrar yani birkaç arkadaşa sormam gereken bazı safkanlar var. Eğer onları da aklım yatarsa belki ikinci altılı ganyana veya birinci altılı ganyana vaktimizde kalırsa sevgili dostlar yayınlayabilirim. İsterseniz üstünden bir şöyle bir geçelim. Bakalım nasıl bir program. Yani zor program. Notlarımı da aldım ama yani çok çok enteresan bir program. Bizleri bekliyor. Yani bakıldığında yani hiç vaktinizi almayayım sevgili dostlar. Ben yarına bırakayım burayı. Herkesten şimdilik bu kadar diyeyim sevgili dostlar. Adana programımızı yayınladık. İstanbul'u hiç lafı fazla uzatmadan İstanbul'u belki yayınlayabilirim. Belki yayınlayabilirim. Veya belki çok cüzi bir önde tuttuğum safkanla ikişer 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 hatta verebilirim sevgili dostlar. İstanbul programı. Bakalım. Yani kandırmak gibi olmasın kimseyi. O yüzden pek yanaşmadım İstanbul programına sevgili dostlar. Vaktim kalırsa da yayınlamaya çalışacağım. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Yazdığınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar.